Merhaba, Sakarya'dayız. Doğançay. Doğançay'da bulunan Doğançay Şelalesi. 500 metreye yakın aşağıya kadar bir iniş yaşadık. Ağustos'un ortasında olduğumuz halde yerler ıslak ve öyle bir kaygan ki çok zahmetli indik. Öyle böyle değil. Yukarıda düşmüş, buraya geldiğine pişman olmuş insanlar var. Yol bayağı tehlikeli. Belediye bir yol yapmış. Yolun sonunu da birisi bir alanla çevirmiş. Burası özel mülktür diyor. Aracınızdan para falan istiyor. Otopark fişi istiyorsanız fişmiş vermem diyor. Yani böyle kayıp düşüp bir yerinizi sakatlama riskiniz var. Mesela ben şimdi kara kara düşünüyorum buradan aşağı nasıl ineceğim diye. Ben kara kara düşünüyorum. Oraya bir tane ip yapmışlar insanlar aşağı doğru inebilsin diye. Ne düşünüyor? Ne şartlar iniyor? İp koymuşlar buraya. Vallahi billahi böyle acayip bir yer. Vallahi yukarıda. Buna rağmen para isteyenlere söyledim. Ona dedim hiç vermiyorsanız siz dedim buradan çıkışta maliyeye şikayet edeceğim dedim. Çıkışta da mutlaka yapacağım bunu. Madem bir para alıyorsun benden karşında bana makbuz vermen gerekiyor. Her neyse oğlum çocuklar bir kenara. Şelale güzel. Şelale güzel. Şelale güzel, manzara on numara. Burada çıkmadan önce valla ayaklarımda temizlemek gerekecek. Ekipten bir arkadaşın ayağındakiler müsait değildi o. Vazgeçti ki baksanıza bize her yerde kayıyor. Çamur öyle işledi ki ayakkabının içine. Ayakkabının altı çamur kaplı. Duramıyorum hiçbir yerde. Ayakkabının altını ben biraz temizim. İleri doğru ondan sonra yürürüz bir devam edelim. Az sonra. Ayakkabıların altını temizledik bile. Ayakkabılar biraz yere tutunur hale geldi. Şimdi çamur, kaygan berbat bir çamur. Ha bakın şimdi gezebiliyoruz. Mekan güzel. Ama varması çok zahmetli. Maalesef ki çok zahmetli. Çöpleri yığmışlar oraya. Sandalyeye kadar atmışlar. Buradan gelip birilerini toplayacağım insanları. Bu kadar zahmete rağmen bir taraf çöp dolu olduğuna göre
Gelen de çok insan oluyor buraya demek ki. Ama buraya şortumuz da falan müsait bir şekilde gelseniz çok daha güzel olur. Böyle buranın içinde de bir dolaşır turlar insan. Şelale gerçekten güzelmiş. Tam bir şelale. Üstten biraz geriden akıyor. Altında boşluk kalıyor falan. Tam bir şelale. Şöyle şu kayanın da bir arka tarafında ileriyi bir görmek istiyorum. Ondan sonra geri dönüp videoyu da sonlandıracağım. Pislik olayı çok kötü ya. Oo, çok kaygan o kayanın üstü. Oraya işte girmeyeceğim. Bayağı tehlikeli çünkü. Yerime gitmek istemiyorum. Daha yapacak çünkü başka işlerim var. O yüzden oradan ileri hiç gitmeyeceğim. Pist analizini yapıp ona göre olmuyorsa zorlamamak lazım. Şurada yosunun sonu çok güzelmiş. Nereden açtı bana? Oo, bakın ilk değinmeye çalıştılar. Ne kadar zahmetli. Doğançay Şelalesi'ndeydik. Çok zahmetli bir inişten buraya ulaştık. Ve orada başkaları da dedi ki bize şelaleden başka bir şey yok, inmeyin aşağıya. Çok kötü ve biz düştük dediler. E biz zaten şelale görmeye geldik. Yol kötü, yukarıdaki muamele ve zihniyet kötü. Ama doğa harika. Allah muhteşem yaratmış. Yani buraya kadar indiğine insan pişman olmuyor buraya geldikten sonra. Başka bir mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.